Bir önceki videoda tanjant x ve kotanjant x'in türevlerini bulmak için bölüm kuralından faydalanmıştık. Bu videoda ise aynı mantığı kullanarak sekant x ve kosekant x'in türevlerini bulacağız. Sekant x ile başlayalım. Evet, sekant x'in x'e göre türevi. Bunu 1 bölü kosinüs x'in x'e göre türevi şeklinde de yazabiliriz, öyle değil mi? Evet. Bu türevi almanın birkaç farklı yolu var. Örneğin bu türevi zincir kuralını kullanarak almak mümkün ama bölüm kuralını bildiğimize göre yine onu kullanmak istiyorum. Bölüm kuralını kullandığınızda zincir kuralıyla elde edeceğiniz sonucun aynısını elde edeceksiniz çünkü bölüm kuralı zaten zincir kuralı ve çarpım kuralı kullanılarak bulundu. İsterseniz daha fazla detaya girmeden hemen bölüm kuralını uygulayalım. Evet, bu türev payın türevi. Yani 1'in x'e göre türevi nedir? 0 çarpı paydadaki fonksiyon, yani kosinüs x eksi paydaki fonksiyon, yani 1 çarpı paydadaki fonksiyonun türevi. Kosinüs x'in türevi eksi sinüs x'tir. Hemen yazıyorum. Eksi sinüs x aradaki eksi işaretini hemen artıya çevirir. Harika bölü paydadaki fonksiyonun karesi yani kosinüs kare x 0 çarpı kosinüs x 0 eder ve geriye sinüs x bölü kosinüs kare x kalır. İsterseniz bunu sinüs x bölü kosinüs x çarpı 1 bölü kosinüs x olarak yazıp sinüs bölü kosinüs yerine tanjant x 1 bölü kosinüs x yerine de sekant x yazabilirsiniz. Evet. Sekant x'in türevi neymiş? Sinüs x bölü kosinüs x kare ya da tanjant x çarpı sekant xmiş. Güzel. Hadi bir de kosekant x'in türevini alalım. Kosekant x'in x'e göre türevi. Bunu da 1 bölü sinüs x'in x'e göre türevi olarak yazabilirim değil mi? Bunu ezberlemek isterseniz şöyle düşünün. Kosekantı her ne kadar kosinüsle eşleştirmesi kulağa daha hoş gelse de kosekant söz konusu olduğunda bunun tersini yapacaksınız. Aklınıza sinüsü getireceksiniz. Anlaştık mı? Evet. Kosinüsün tersi kosekant değil sekanttır. Sekant s ile kosinüs k ile başlar. Kosekant k ile sinüs de s ile başlar. Sakın karıştırmayın tamam mı? Bölüm kuralını bir kere daha kullanacağız ama daha önce de söylediğim gibi bunu zincir kuralını kullanarak yapmaktan mümkün. Peki neyse. Payın türevi 0 0 çarpı paydadaki ifade yani sinüs x eksi paydaki ifade yani 1 çarpı paydadaki ifadenin türevi. Yani kosinüs x bölü paydadaki ifadenin karesi. Yani sinüs kare x değil mi? Burası sıfır eder. Eksi kosinüs x bölü sinüs kare x. Aynen burada yaptığımız gibi bunu eksi kosinüs x bölü sinüs x çarpı 1 bölü sinüs x olarak yazıp eksi kotanjant x çarpı burası kosekant x diyebiliriz. Evet, hangisi işinize yararsa.